Peki. Birinin fragmanını bir izleyelim, ondan sonra üzerine sohbet edelim. Buyurun. Seyircilerimiz bilmiyor, ekran başındakiler bizim teknik ekip hangisinin diyor. Hepsini ver gitsin ya sıradan. Hangisi denk gelirse 50 tane film var. Aman iyi ki film var zaten yani. Buyurun. Meyhanemizin yeni sanatçısı güzeller güzeli Yasemin. Akşamları bir iki kader bakışmasından herhangi bir sakınca. Doktor bey, benim babam hacı. Amca? Kim bu? Yasemin. Nereden çıktı? Şimdi Yasemin zamanı kardeşim. Kim bunlar? Lanetçi ne meyhaneci? Babanız bir meyhaneci kimliğinde. Benim babam hacı, hacı. Bildiğiniz hacı. Gönül yazar mı o? Ben tanırım ya Gönül'ü. Atma lan. Sen nereden tanırsın Gönül yazarı? Allah racının tekidir. Sen her söyledin ya, inanma. Aşığım ben abla, aşığım. Seni de Gönül yazar yapacak. Hı-hı. Benim kemancı da beni Safiye ile yapacaktı. Babanız klarnetçi. Ne klarnetçisi? Düttür düt klarnetçi işte. Canım şu klarnetçi işte. Aklını çeliyor kızım. Kızım Gönül sende. Bu iş böyle yürümez kardeşim. Bir nesli köy geçen filmi yıllar sonra. Hikaye kısaca aslında. Kim anlatacak hikayesini kısaca? Bir dönem filmi. Evet, aslında evet. 1960'larda geçiyor. 64-65 senesi içerisinde geçiyor. Bugünlerden de bölümler var. Bir meyhanede geçiyor. Evet. Bir meyhaneci, bir klarnetçi, klarnetçi ve kapıdan giren güzeller güzeli bir meyhane şarkıcısı. üçünün arasında müthiş bir hikaye. İki erkek bir kadına mı aşık? Aynen öyle. İki evet. dost aslında. İki dost bir kadına çocukluktan aşık. Beri beraber büyümüş. İki evet. güzel, mert insan aslında bir kadın karşılığında. Bir erkeğin çıkınca. Başına gelebilecek herhalde. En değerli bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. Hiç var mı en yakın arkadaşının, kız arkadaşına ya da iki arkadaş neyse. Bunlar hep sonra konuşulacak mevzular. Şimdi ne yeri ne zamanı. Okey, siz de girseydiniz bu konuya kızardım. Ne oldu, ben heyecanlıyım bugün. Çok konuk var ya onun için gerçekten de. Peki, iki tane erkek bir güzel bayana aşık oluyor ve bu film için çalışmalar başladı daha öncesinde. Klarnet çalmayı gerçekten de öğrendin mi? Yani gerçekten öğrenemedim ama... şöyle bir ay güzel taklit ettim. Evet. Ama öğren, çok güzeldi. Ya yani benim keyifli. De en sevdiğim şeylerden de yani zaten. Ses çıkarmaya başladım. Evet. Yani saksafon çalıyor zaten. Ha? Tabii tabii. Gerçekten var mı nefesli durumun? Yani, yani saksafon böyle denemişliğim vardı. Evet. O da bir oyun içiydi, içindi evet. yine. Bu filmde de bir ay saksafonla yatıp i̇şte, kalktım. Filmlerin en güzel tarafı ne öğrendiysen yanına o filmden bir şey kalıyor. Kalıyor. Sen... Ben de şarkıcı oldum diye. Sen söyler miydin şarkı? Yani hayır, ben hiç, hayır. Ha? Hayır, söylemezdim. Hayır, hiç. Biz hiçbir zaman birlikte yani hani herkes bir araya gelip şarkı söyler ya, hiçbir zaman o ben değildim yani, hadi bir şarkı söylesene diye. Şimdi kalkıp bir programda şarkı da söyleyebilirsin sana şarkı söylediğim zaman, ama kolay şarkılardan bir tanesini seçersin, inişleri çıkışları olmayan yine bir şey söylersin. Filmde gerçekten de hangi parçaları söyledin? Çok parça be ya. Evet. 11 tane. Yani 11 şarkı kaydettim. 11 şarkı. Evet. Ve içinde Türk sanat musikisinden de vardı ki hiç haddim değildi. Neler, çok korkunç neler vardı başta. İçinde? Çok güzel bir, duyuluyordu ama buradan. Bir Demet Yasemen var. Bir Demet Yasemen. Neler var? Çok şarkı var. Unutsun Beni Zalim var. Boyacı var. Boyacı. Çökertme var. Çok fazla şarkı senin kaydettik ama. Senin albüm çıkacak mı? Düşünüyoruz evet. Galiba evet, senin sesinden. Çıkacak. 3 şarkılık bir soundtrack düşünüyor hoca. Çok filmin girdiği bir dönem. Gerçekten Beyaz Show başlayalı kaç hafta oldu? 10 hafta oldu. 10 haftada film ağırlıyoruz. Yani birçok film geldi. Tekrar tekrar söylüyoruz. Çok filmin olması çok güzel bir şey. Bütün sanatçıların da filmlerle bu koltukta yan yana oturabilmeleri, o film geliyor ben gelmeyeyim dememeleri, o daha güzel bir şey. Çünkü insanlar dışarı çıkmaya ve filme gitmeye alışıyor böylece. Yani inşallah tabii kötü filmler seyretmezler. Güzel filmler çıkıyor diye bunları söylüyoruz. Ve bir filmde...